Osmanlı Devleti 1. Dünya Savaşı öncesinde İtilaf Devletleri'nin yanında yer almak için girişimde bulunmuş ancak buna İngiltere ve Fransa gibi İtilaf Devletleri sıcak bakmamıştır. Bu durumun nedeni olarak aşağıdakilerden hangisi gösterilemez? Osmanlı Devleti'nin ekonomik sıkıntı içinde olması gösterilebilir mi? Evet. Neden? Çünkü İngiltere, Fransa gibi güçlü devletler yanında neden ekonomik sıkıntıları olan savaşta onlara katkısını göremeyeceği, katkı sağlayamayacağı bir devleti yanında istesin. Osmanlı halkının çoğunluğunun halifeye bağlı olması. Bakalım. Osmanlı askeri teçhizatının yetersiz oluşu. Evet, savaşa çıkıyorsunuz ve tabii ki askeri olarak güçlü bir devleti yanınızda almak istersiniz. Zaten savaştaki asıl ihtiyaç askeri güç olduğu için yetersiz bir devleti tabii ki savaşta yanınızda istemezsiniz. Rusya'nın Osmanlı Devleti'ni İtilaf blokunda istememesi. Evet, zaten İngiltere, Fransa gibi devletler sıcak bakmamıştır diyor. İtilaf devletlerinin Osmanlı topraklarını paylaşmayı düşünmesi. Evet, zaten savaştan sonra da bir sürü gizli anlaşma yapılıyordu. Dolayısıyla Osmanlı Devleti'ni yanında istemezlerdi. Geriye B seçeneği kalıyor. Doğru cevabımız. Avrupa devletleri arasında ilk bloklaşma 1882 yılında Almanya, Avusturya, Macaristan ve İtalya arasında olmuştur. 1907 yılında da İngiltere, Fransa ve Rusya arasında ittifak bloku kurulmuştur. Bu bloklaşmanın gelişmelerden hangisine neden olduğu savunulabilir diyor. Bakalım Birinci Dünya Savaşı'nı başlatması. Evet, çünkü bloklar oluşuyor ve zaten savaşın sebebi zıtlıktı, sömürge arayıcılığıydı, silahlanma yarışıydı. Yani dolayısıyla silahlanma yarışının hızlanması da bu bloklaşmanın sonuç olduğu gelişmelerden de. Fakat sömürgeciliğin önem kaybetmesi gibi bir şey söyleyemeyiz. Aksine sömürgecilik hala belki günümüzde bile önemli. 1 ve 2, yani D seçeneği doğru cevabımız. 28 Haziran 1914'te Avusturya Macaristan İmparatorluğu Veliahtı Ferdinand'ın Saraybosna'da bir Sırp milliyetçisi tarafından öldürülmesiyle Birinci Dünya Savaşı resmen başlamıştır. Yukarıdaki bilgiye bakılarak Birinci Dünya Savaşı'nın görünen nedeni olarak aşağıdakilerden hangisi söylenebilir? Birinci Dünya Savaşı'nın görünen nedeni diyor. Ulusçuluk akımı, demokratikleşme hareketleri, sömürgecilik düşüncesi, dinsel ayrılıklar, ham madde ve pazar arayışı. Buradaki bütün sebepler Birinci Dünya Savaşı'nın nedenlerindendir. Fakat biz de bu bilgiye göre görünen nedeni sormuş. Bir Sırp milliyetçisi tarafından öldürülmesiyle diyor. Bu yüzden cevabımız ulusçuluk akımı. Osmanlı Devleti Avrupa'daki devletler arasında Birinci Dünya Savaşı'nın ilk çatışmaları çıktığında boğazları kapatmış, tarafsızlığını ilan etmesine rağmen seferberlik ilan etmiştir. Bu gelişmelere bakılarak Osmanlı Devleti ile ilgili aşağıdakilerden hangisine ulaşılamaz diyor. Savaş dışı kalmaya çalışmıştır. Evet, zaten burada tarafsızlığını ilan etmesinden bahsediyor. Boğazların güvenliğini sağlamak istemiştir. Evet, boğazları kapatmıştır diyor. Ordusunu güçlendirmek için önlemleri almıştır. Evet, seferberlik ilan etmiştir diyor. Savunma hazırlıkları yine aynı şekilde boğazları kapatması ve seferberlik ilan etmesi savunma hazırlıklarını arttırmış diyebiliriz bunun için. İç güvenliği sağlamak amacıyla azınlıklar zorunlu göçe tabi tutulmuştur. Bize verilen bu cümlede böyle bir çıkarımda bulunabileceğimiz bir cümle yok burada. Bu yüzden cevabımız E seçeneği. Osmanlı Devleti'nin Birinci Dünya Savaşı'nda Almanya'nın yanında girmesinde nedenlerinden hangilerinin etkili olduğu savunulabilir. Şimdi Osmanlı Devleti'nin Birinci Dünya Savaşı'na neden Almanya'nın da girdiği nedenlerinden daha önce bahsetmiştik. Bakalım bu nedenlere. Burada verilen nedenlere. Kaybedilen topraklarını geri almak istemesi. Evet, Osmanlı Devleti'nin Birinci Dünya Savaşı'na Almanya'nın yanında girmesinde böyle bir sebep vardı. İktidardaki yöneticilerin savaşı Almanya'nın kazanacağına inanmaları. Evet, damat Ferit Paşa olsun. O süreçte iktidarda olanlar olsun Almanya hayranlığı vardı. Bu yüzden onların kazanacağına inanıyorlardı. İtilaf devletlerinin Osmanlı'yı kendi yanlarına kabul etmemeli. Evet, bir önceki soruda da neden kabul etmediklerini de konuşmuştuk. Dolayısıyla 3. öncül de etkili olmuştur. Cevabımız 3. öncülde barındıran E seçeneği.
Almanya'nın Birinci Dünya Savaşı'nda Osmanlı Devleti'ni kendi yanında savaşa dahil etmesinde aşağıdakilerden hangisinin etkisinden söz edilemez? Halifenin Müslümanlar üzerindeki nüfuzunu kullanmak. Tabii ki halife bütün Müslümanların bir noktada emir aldığı bir isim olduğu için halifenin gücüyle bütün Müslümanları kullanabilirdi. Dolayısıyla bu ona bir artı sağlardı. İngiltere'nin sömürgeleriyle olan irtibatını koparmak. Evet, bu sayede savaşı kazanma ihtimali artardı, başarılı olma ihtimali. Cephelerdeki yükünü hafifletmek. Evet, kendisine yardımcı bir devlet daha oluyordu. Osmanlı Devleti içindeki azınlıklardan yararlanmak. Bakalım. Osmanlı'nın jeopolitik konumundan istifade etmek. Evet, bu sayede Osmanlı'nın İngiltere'nin sömürgeleriyle olan irtibatını koparmasını sağlamıştı. Ve savaşın daha geniş alanlara yayılmasını, süresini uzatmak gibi birçok nedene sebep olmuştu. Dolayısıyla bu da seçenekler arasında cevabımız D seçeneği.